Kıbrıs'ta umut veren müzakere süreci 11 Şubat'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lideri Derviş Şeroğlu ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in bir araya gelmesiyle yeniden başladı. Taraflar sık sık bir araya gelerek çözüm arayışlarını sürdürüyor. Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Özil Nami bu nedenle Washington'daydı. Nami temaslarını Amerika'nın sesine anlattı. Ziyaretlerime Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Yardımcısı Bill Burns ile başladık. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nda değişik yetkililerle de bir araya geldik. Dün Beyaz Saray'da bazı yetkililerle bir araya geldik Ulusal Güvenlik Konseyi'nde. Bugün de kongredeyiz. Kongrenin etkin üyeleriyle birlikte bir araya gelerek Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri ele alıyoruz. Kıbrıs konusu biliyorsunuz 1964'ten beri devam ediyor. 50 yıldır Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de gündeminde olan bir konu. Biz artık bu konunun sona ermesi gerektiğini söylüyoruz. Kıbrıslı Türkler gerçekten hiç hak etmedikleri bir şekilde dünyadan izole edilmiş durumdalar. Bunun mutlaka sona ermesi ve adanın federal bir çözüm çerçevesinde bir araya gelmesini istiyoruz. Bu konuda tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin de rolünün büyük önemi olduğunu düşünüyoruz. Halihazırda ortak bir açıklama yapıldı adadaki her iki lider tarafından geçtiğimiz ay içerisinde. Bu çok önemli bir açıklama. Bundan sonra atılacak olan adımların yol haritasını net bir şekilde ortaya koyan bir açıklama. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu süreçte önemli bir rolü oldu bu ortak açıklamanın yaratılması sürecinde. Bundan sonra da olumlu katkılarının devamını beklediğimizi buradaki muhataplarımıza iletiyoruz. Adada müzakereler devam ederken sürecin başlamasına destek veren AB ülkeleri ve Amerika ile temaslar da sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Özil Nami, Washington'da Amerika'nın da yakından ilgilendiği doğalgaz konusunda konuştu. Kıbrıs meselesiyle ilgili müzakerelere baktığımızda her iki tarafın da müzakere masasında atacağı adımları belirleyen uluslararası unsurlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Washington'da alınan kararlar orada tarafların atacağı adımlarla ilgili kararlarını da doğrudan etkiliyor. Bir örnek vermek gerekirse adanın açıklarında önemli miktarda hidrokarbon yatakları bulundu. Bunların tabii ki oradan çıkartılması, uluslararası pazarlara iletilmesi için büyük şirketlerle işbirliği yapılması lazım. O zaman tabii Amerikan şirketlerinin de rolü gündeme geliyor. Diğer taraftan İsrail'in de hidrokarbon keşifleri olduğunu biliyoruz. Doğal gaz çıkarttı. Kendi ihtiyacından çok daha fazla olan miktarlarda doğal kaynaklar bulundu. Bunları da Avrupa'ya ihraç etmek istiyor. Dolayısıyla biz dünyanın o bölgesinde Kıbrıs, İsrail, Türkiye, Avrupa Birliği hattının aslında birleştirilebileceğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de işte bu işbirliği ortamının hazırlanmasında önemli bir yakınlaştırıcı rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Özil Nami'nin Washington temasları sürerken Amerika Başkan Yardımcısı Joe Biden, Güney Kıbrıs Rum lideri Anastasiadis ile telefonda görüştü. Biden'ın Nami'ye Amerika'nın Birleşmiş Milletler iyi niyet misyonu altında Kıbrıslıların öncülüğündeki sürece tam desteğini yinelediği bildiriliyor. Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı çözüme ilk kez bu kadar yakın olduklarını düşünüyor. Liderler kendi ortak açıklamalarında Kıbrıs'ın tek uluslararası kimliği, egemenliği, vatandaşlığı olan federal bir devlet olarak birleşeceğini, bu federasyonun içerisinde iki kurucu devlet olacağını karara bağladılar. Bu bence çok tarihi bir adımdı. 50 yıldır müzakere edilen bir sorunun aslında tartışılmamış bir boyutu da kalmadı. Gereken siyasi iradenin ortaya konmasıyla bizce artık çok da uzun olmayan, yıllarla değil aylarla ifade edilen bir süre içerisinde, bu 1-2 ay olmayabilir ama her halükarda 2 yıldan daha az bir sürede çözülebileceğini ümit ediyoruz. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi, Washington.